Ve bunun gereklerini yerine getirebilmek için de var gücümüzle çalıştığımızı ifade etmeliyim. Şunun altını çizmek gerekiyor. Bugün bu açlık grevleri cezaevlerimizin mevcut şartlarına yönelik bir eylem değildir. Bu açlık grevleri cezaevleriyle ilişkili olmayan farklı sorun alanlarına dönük bir takım talepleri kapsayan eylemlerdir. Bu talepler tarafınızdan bilinen talepler. Bunları tekrar etmeyeceğim. Ancak Türkiye zaten uzunca bir süredir demokratik hakların genişletilmesi, demokrasinin standartlarının yükseltilmesi ve evrensel hakların ikamesi noktasında, inşası noktasında çok önemli gelişmeler sağlamıştı. Bu çalışmalarına da devam eden bir ülke. Bu manada en son yapılan AK Parti Olağan Kongresi'nde 2023 vizyonuna dönük olarak bir takım taahhütlerde bulundu AK Parti. Kamuoyuyla paylaştığımız bu taahhütler içerisinde hepinizin bildiği gibi ana dilde savunma hakkını da içeren taahhüdümüz var. Partimizin 2023 vizyonuna dönük deklare ettiği bu hedef bizim için bir talimat olarak değerlendirilmiş ve Adalet Bakanlığı olarak bu noktada çalışmalar yapmış durumdayız. Bu çalışmaların olgunlaştırılması ve ceza hukuku, infaz hukuku, usul hukuku uzmanlarının katkılarının alınmasıyla beraber Bakanlar Kurulu'nun görüşüne sunulacağını da buradan ifade etmek istiyorum. Bugün bayram arefesindeyiz. Türkiye'de hakların güçlendirilmesi noktasında yapılan bu önemli çalışmalar devam ediyor bir yandan. Ve 74 milyon ülke insanının her biri bizim için son derece önemli, kıymetli. Ve bu bayram gününde Türkiye'nin dört bir köşesinde görev yapan güvenlik güçlerimiz, dağda, bayırda, kırsalda, şehir merkezinde görev yapan, zor şartlarda görev yapan güvenlik görevlilerimiz var. Onların bayramlarını tebrik ediyorum. Yine kamu çalışanlarının, vatandaşlarımızın, toplumun her kesiminin bayramını kutlarken ceza infaz kurumlarında görev yapan 40 binin üzerinde Adalet Bakanlığı'nın çalışanlarının bayramını tebrik ediyorum. Ve yine cezaevlerinde bugün itibariyle var olan, mevcut olan 126.800 civarındaki hükümlü ve tutuklularımızın da bu 74 milyon ülke insanının içerisinde yer alan ve her birinin birey olarak kıymetli birer, değerli birer insan olduğunu düşünerek hizmet etmeye çalışan bir anlayışla ortaya çıktık. Bunlar da insan, aileleri var, çocukları var, sevdikleri var, kendilerini sevenler var. Bu açıdan bu arefe günü, buradan şunu çok net ifade etmek istiyorum. Temel hakların tamamlanması, eksiksiz yerine getirilmesi, şartların iyileştirilmesi ve bu ülkenin standartlarının yükseltilmesi noktasında kesintisiz bir süreç var. Bu çalışmalar eksiksiz devam ediyor. Tamamlanması gereken adımlar var, bunu biliyoruz. Çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Ancak Anadolu'da bir söz vardır. Yürüyen atın başına vurulmaz diye bir söz vardır. Reform ve değişim, özgürlükleri genişletme çalışmaları yapılır iken bu çalışmalara katkı sunmak, destek vermek gerekir diye düşünüyorum. Ve bugün için bayram arefesinde bu eylemi yapan hükümlü ve tutuklulara da şunu ifade ediyorum. Kendi bedenleriniz için, kendi sağlığınız için, sizi seven aile mensuplarınız, sizin sevdikleriniz için bu bayram arefesinde bu eylemden vazgeçmelerini onlara öneriyorum. Buna ihtiyaç kalmayacak bir Türkiye için yoğun çalışmaların olduğunu ifade ediyorum. Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecinde mevcut şartlarını yenileyen, değişimi, reformu kovalayan
Bu noktada güçlü siyasi irade sahibi bir hükümeti var ve bu hedef noktasında, bu hedefe varma noktasında güçlü bir yürüyüş üzere olduğumuzu da ifade ediyorum. Ve bu vesileyle hepinizin bayramını da tebrik ediyorum basın mensupları olarak. Ve umut ediyorum ki önümüzdeki süreç bütün bu sıkıntılardan arınmış, kurtulmuş bir süreç olsun. Türkiye'nin yarınları bugünden daha aydınlık olsun diyorum ve teşekkür ediyorum. Evet, birkaç soru alabiliriz. Ulan buyurun. Değerli arkadaşlar, elbette Sincan kampüsünde kalan hükümlü tutuklular içerisinde açlık grevi yapanlarla da görüştük. Hem kadın hükümlülerle görüştük, hem erkeklerle görüştük. Ve bu düşüncelerimi onlarla da paylaştım. Çok kendi açımdan da faydalı olduğunu düşündüğüm temaslar olarak değerlendiriyorum. Bu cezaevinde kalan farklı suç tiplerinden mahkum olmuş ya da yargılanmakta olan insanlarla görüştük. Elbette onların taleplerini de dinledik. Kendi düşüncelerimizi de paylaştık. Bu gelişmelere atıf yapan tespitleri de olmuştur. İlave talepleri de olmuştur. Ama netice itibariyle bu söylediğim çerçevede bir diyalog yaşanmıştır. Kemal Bey.